beyce işin bittiyse sen dön artık. Şimdi bizimkiler de değişik şüphelere düştüler. Yani yakalanmayalım gözüm. Gideceğim oğluşum, gideceğim. Sen meraklanma. Bak meraklanırmış da o. Babam birkaç emanet bıraktı. Onları da vereyim, öyle gideceğim. Ama bak üstünü kapa dedim. Üstünü üşüteceksin anneciğim. Tamam. Hadi yürü. Anne ya. Resmen sokak ortasında kadın alışverişi yapıyorlar ya. Eve girdiler. Yok, yok ben dayanamayacağım anne. Gidelim onları suçüstü basalım. Gel. Kız gelin, sen beni buraya sürükleyerek getirdin. Şimdi de elin evini basmaya çalışıyor. Ya başka şey çıkarsa rezil oluruz. Gel, gel. Şurada azıcık bekleyelim. Eğer çıkmazlarsa basarız bir yastıkta. Ha? Hadi gel. Şişt, yavaş, yavaş. Al Kudüs'ü, bunu baban gönderdi. Al. Nerede o? Nerede? Senin kalbına Kudüs'ü. Yazıklar olsun sana. Senin iki kişilik bedeninden bir adam bile anca çıkar. Ya Muazzez, ne biçim konuşuyorsun? Sabahtan beri sizi takip ediyorum. Sen sabahtan beri bu hatunla ne halklar karıştırıyorsun? Ne seni sevgililer gibi? Aa, şey, ben ilgilenemedim ya. Kudüs'ü baba ilgilendi teyzemle. Kızım, senin bu teyzen olacak şırkık seni de uyutuyor. Aa, görmüyor musun? Resmen benim kocamı baştan çıkarıyor ya. Kuzum yeter ama artık ya. Sen benim aslında kim olduğumu biliyor musun? Ne o şırkık falan? Ben senin... Bir dakika. Bir dakika be. Bir dakika be içe, cici be içe. Bir siz eksiktiniz. Kahveden de destek çağırın bari. Vallahi sana bravo cici be içe ya. Gittin Ekber dayıyla dükkan ortaklığı mı yaptın ha? Sana inanamıyorum ya. İlk sattığın sucuk ben mi oldum şimdi? Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, asıl soru o değil. Asıl soru şu. Ya şimdi sen bizim Zeynep'in teyzesi falan değil misin ya? Kimsin sen ya? Benim kocamın aşığı olur kendisi. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Her şeyi açıklıyorum. Yoksa bu kargaşa dinmeyecek. Beyici Hanım... benim teyzem değil. Bu bir. Ya bu ne? Ayrıca dükkan içinde Ekber amcayla anlaştı. Bu da iki. Sana bravo cici beyce ya. Bana söz verdin. Ben gittim o kadar hazırlık yaptım ya. Sığır bile aldım. Oğlum kuzum ticari anlaşma bu. Ticarette böyle şeyler olabilir. Daha iyi bir teklif geldi. Ya baba gittin böyle ticari bir anlaşma mı yaptın ya? Konuşma lan tohumluk. Senden ne köy olur ne köy en üstüse. Gir lan ha. Gir lan. Gir. Gelin, 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 gelin. Cici beyce. Lan, lan, gavur olan sen bu beyceye niye böyle cici mici diyorsun ha? Kız Zeynep, teyzen değilse kim bu kadın? Kim? Kimsin sen? Hafize nene, artık senden de bir şey saklamamız doğru değil Hafize nene. Beyce Hanım... Kudüs'ü baba size söyleyemedi. Cevahir de bu planı yaptı. Behice Hanım... Nadir dedenin eşi. Ne? 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 Siz benim gibi avrana bunu nasıl yapardınız? Tamam anne. Ay bu kadın. Deneş ki. Hadi abla öyle bir şey değil. Biz birbirimizle... Anacığım ver elini öp. Hadi git. Genç ananın ojelerini öp. Ay Nadir'in camızı. Ay ben seni 11 aylıkken doğurdum. Tam 11. Ay 8 kilo çıktın. Ay böyle içimden çıkarken kelebek gibiydin. Ay ben de kuzu oldum. Ay ama herkes bana ölür dediler. Ölmedim. Ben de yavradım ölmem. Tamam. Anacığım ben sen üzülme diye söylemedim sana ya. Ben seni en iyi sütlerimle emzirdim. Bir mememden böyle kakaolu, diğerinden muzlu süt akıyordu. Ama sen tuttun gittin. Ay
Cici anneni seçtim. Sana küstüm Kuduzi, küstüm. O yoğun sütümü belki helal ederim, belki etmem. Defol, defolun gidin, gidin. Tamam, hadi defolun. Tamam, hadi, tamam. Hadi gidin. Hadi gidin. Tamam, tamam. Baba Yaro, sen üzme hiç kendini ya. Merak etme. Ya babaannem bir iki gün içerisinde düzelir, yumuşar, marmelo olur. O değil de şimdi başka bir husus daha var. Şimdi biz bu olayda seninle kankaydık ya, ortaktık hani. Ya ben bu Beyce Hanım'ın gazıyla gittim, tüken tuttum. Bir takım masraflarda bulundum. İşte o masraflarda bu senetleri eşit bir şekilde dağıldı. Bunlara bir el atarsan... Ya güya dedem de bugün para gönderecekmiş. Beyce Hanım öyle dedi. Bu senetlerin üçü senin, teki benim. Ortağız yani. Vay senin dedenin şarapçı lanak! Gel lan buraya!